Lola cumartesi gününe bana yani insanına gözlerini dikerek başladı. Önce yakın çekim, sonra dedi biraz daha uzaktan gözlerimi dikeyim. Herhalde uyanır. Bu arada etrafın karanlık olduğuna bakmayın. Sıcak içeri girmesin diye perdeler sıkı sıkı kapalı. Aslında gün başladı. Evet biraz yalanayım dedikten sonra yok yok ben bu insanın yanına gideyim de iyice uyandırayım diyen Lola kendini sevdirecek mi diye bir elimi uzattım. Normalde sabahları güne kendini sevdirerek başlıyor Lola ama bugün dedi ki ı daha önemli işlerim var kendimi sevdirmek yerine oyun oynarım. Bir süredir Lola'nın tüneli ortalıkta değildi. Kaldırmıştım. Sadece olta oynuyorduk. Olta oynamaktan sıkıldığı için hadi dedim ki tüneli piyasaya çıkaralım. Bizimki oynamak yerine tabii ki denetçi başı olduğu için önce tünelini denetledi. Daha sonra olta ortaya çıktı ve bakalım bizim avcı büyük avcı Lolita ne yapacak derken ta 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 tam ağır çekim Lola oltaya doğru koşuyor koşuyor ve yakalıyor. <laughs> Oyunumuz tabii ki bir süre daha devam etti. Sonrasında bir baktım ah Lola atmış kendisini banyoya soğuk taşlarda oturuyor. Ama tabii ki amaç serinlemek değil. Amaç çok net kendini taratmak. Lola'nın en büyük hobisi günde kendini 1500 kere taratıyor. Ama normalde tuvaletin üzerinde kendini taratmayı tercih ederken bugün niye ise çıkmadı. Önce kendisini yerde tarattı. Ama bu tarama faslımız çok uzun sürmedi. Ben sıkıldım. Taramak istemiyorum pozları. Ben giderim serin serin duşta dururum numaraları. Gelecek mi diye ben de böyle fıçayı birkaç kere salladım. Tabii ki ne oldu? Lola'nın taranmaya olan düşkünlüğü, taranmaya olan sevgisi ağır bastı ve hop klozetin üzerinde surata bakın. Mutluluğa bakın, taranma isteğine bakın. Lola, daha önceki videolardan da biliyor olabilirsiniz. Enteresan bir şekilde klozetin üzerinde taranmayı seviyor. Hatta bazen beni orada beklerken onu buluyorum. Suratındaki mutluluğu da tekrar dikkatinize çekerim. Evet ben taradıkça tabii ki tüyler uçuşuyor. Bugün cumartesi dedim madem Lola'mızın güzelleşme günü dedim madem uzun uzun tarayayım. Bu arada tekrar ediyorum bu sadece günün ilk taranması. Gün boyu bu taranmalar devam edecek. Bu arada başka bir videomda da bahsetmiştim sebebini. Bugün madem cumartesi dedim bu arada o videonun linkini de yukarıda sağ köşede bulabilirsiniz. Neden Lolita'nın tüylerinin, Popo bölgesi tüylerini kestiğimin detay linkini. Madem dedim bugün cumartesi Lola'nın poposundaki tüyleri de biraz kısaltmakta fayda var. Makasımız hazırdı zaten. Normalde elimle tutarak yapıyorum ama şimdi video çektiğim için elimle tutmadan kenardan minicik poposundaki tüyleri kısaltıyorum. Bunun daha devamı da geldi aslında ama hadi dedim video çekerken daha çok risk almayayım. Popişimizin tüyleri kısaltıldıktan sonra ne yapıyoruz? Lola Hanımefendi tuvalete giriyor. sanmayın ki prensesler tuvaletini yapmaz. Tabii ki yapar. Bizim prenses de tuvaletini yaptı. Hem Lola'nın tüylerini kestim. Sağ sola tüyler döküldü. Taranırken tüyler saçıldı. Hem tuvalete girdi. Hemen dedim robotu çalıştırayım. Lola ilk başlarda robottan çok korkuyordu ama artık robotu asla iplemez oldu. Robotu iplemediği gibi beni de iplemiyor. Lola çekil diyorum. Lola çekiliyorum asla. Lola çekil. Lola geliyor bak geliyor. Lola geliyor. Evet hem gördünüz hem duyduğunuz gibi benim ihtarlarımı uyarılarımı asla Carla almadı Lola ama robot da geldi. popüş ne vurdu şimdi düşünüyor nasıl intikam alsam ne yapsam ben bu robotun hakkında nasıl gelsem derken aman boşver ben en iyisi yalanıyım dedi. Ama enteresandır ben yanına gittiğimde ise ah ne yalanması ayol yalanmıyordum. Niye sen benim yalandığımı düşünüyorsun ki pozları ah ne oluyoruz ki numaraları. Neyse dedim ben şuraya yere oturayım. Lolişim zaten yanına gelir birazdan. Kendini sevdirir dediğim anda bizim minik yanımda bitti bile. Hemen böyle biraz seviyorum. Yani istiyor mu istemiyorum belli değil. Sabah da zaten kendini sevdirmedi. Hadi diyorum bir şans daha vereyim tekrar seveyim. <laughs> bizim kız kaçar. Hadi dedim rahat bırakayım. Baygın uyuyordu en son. Onu gördüğümde yanına gittiğimde gözler bir açıldı ama yeniden uyuyor olduğu için onu içeride rahat bıraktım. O odada horul horul uyuduktan sonra ne yaptı? Yeniden kendini banyoya attı. Neden? Çünkü taranmak istiyor bizim prenses. Neden olabilir? Bütün günümüz taranarak geçiyor. Bir küçük prenses bu kadar mı çok sever taranmayı? Evet bugünkü bilmediğim kaçıncı taranma seansı bu arada hepsini de videoya koymadım. Seansımız başladığı gibi çılgın hızıyla devam ediyor. <laughs> bu suratını görünce zaten bütün taranmalara değer diye düşünüyorum sanki. Öyle değil mi? Bence öyle. Taranması biten Lola niyeyse taktı beni peşine. Odaya götürdü. Arada bakıyor geliyor muyum diye. Peşinden gittim. Niye götürdüğünü de anlamadım. Yine odada denetçi denetçi dolaştı. Etrafa baktı. Bu arada oradaki yatağı değiştirdim. Bir büyük yatağa götürdüm. Herhalde kendisini sevdirmek istiyor dedim. Sevmeye çalıştım kaçtı. Vallahi şu noktada neden dolaşıyoruz duranı derdine bilmiyorum ama peşinden gidiyorum. Tabii ki beni nereye götürüyor? Banyoya götürüyor. Neden götürüyor? Taranmak için götürüyor. Ama artık bilmiyorum. Taranır mısın Lola Hanım? Sana bu şansı verir miyim yeniden tarar mıyım bilmiyorum. Dedim ama tabii ki yine kazanan Lola oldu. Yine tarandı, yine tarandı. Tabii her gün bu kadar çok da tarayamıyorum. Bu kadar çok vaktim olmuyor doğruyu söylemek gerekiyorsa. Bu taranma seansımızı kısa tutup ne yaptık? Hemen Lola'ya bir malt vermek için içeri gittik. Çünkü neden? Taranmak güzeldir. Sonunda maltımız yemek daha da güzeldir. Bu kısmı özellikle uzun tutacağım. Lola'nın ne kadar nazlı bir güzel olduğunu en sevdiği şey olan maltı bile ne kadar nazlanarak yediğini herkesin görmesini istiyorum. En sevdiği şeylerden biri malt bayağı da seviyor. Yerken heyecanlı zaten ama bin bir nazla mı yer bir minik? Bak yiyor da yiyor. <laughs> bir türlü yiyemiyor. <laughs> Olmuyor. Hatta acaba diyorum burada biraz hızlandırsam mı? Ama hadi normal akışında kalsın. Lora'nın nazı, Lora'nın ne kadar prenses olduğu. Böylece gözler önüne serilsin diyorum. Bu arada maltı her gün vermiyorum. Veterinerimiz hafta 1'e düşürelim. Daha önce her gündü. Şimdi hafta 1'e düşürelim dedi. Haftada 1'e düşürdük. O yüzden Lola daha da mutlu. Bu bakın mutlu ve severek yiyen hali. <laughs> parmağımda çok azıcık malt kaldı. Bizimki suratına ekşi ekşiye yalanıyor. Tamam dedim. Artık Milin'in keyfi yerinde olduğuna göre ben de içeri girip televizyon seyredebilirim. Ama a bizim Milin'in keyfi galiba yerine gelmemiş çünkü kapıdan bana bakıyor. Senin ne haddine sen orada oturun televizyon seyrediyorsun dermiş gibi bir hal var. Hatta benim ilgilenmediğimi görünce gitti orada kapının önünde nöbet beklemeye başladı. Tamam dedim. Tamam küçük hanım. Galiba oyun saatiniz geldi. İkinci bir oyun seansına başladık. Lola yemek yediği kadar Nazlı'da oyun oynuyor. Hatta oyunlarda genelde ben daha çok oynuyorum Lola seyrediyor. Olta 1500 kere sallandıktan sonra Lola belki bir kere peşinden koşuyor. Yani bizim kızımız her konuda bir prenses. Önce oltayla onu coşturdum. Sonra dedim ki hadi tünelin başına Belki tünelin başına geçersen daha çabuk yakalarsın, motive olursun dedim ve haklı çıktım. Bizim denetçi önce tüneli devirmeye çalıştı. Baktı tünel devrilmiyor tamam ya ben avımı yakalarım dedi ve ağır çekim görüyoruz. Lola yine avcı, Lola yine başarılı. <laughs> Bu kadar oyunun sonunda yorulduğu için kendi köşesine çekildi. Hadi dedim birazcık dinlensin. O dinlenirken ben de kendi işlerimi yaparım. Bizim prenses bir sağa yattı, bir sola yattı. Aynı noktada baya bir keyfini sürdü, dinlendi. Bu arada Lola'ya yeni bir Amerikan servisi aldım. Patili kedi çok tatlı. Hemen mamasını tazeledim. Yemek sefasından sonra bir baktım. Ah Lolişimiz pencerede etrafı seyrediyor. Ayakta seyrediyor, oturuyor seyrediyor. Keyfi bayağı yerinde. Tamam dedim ben de alayım kitabını yanında kitabımı okuyayım. Ben kitabımı okurken o da uyur diye düşündüm. Hem beraberiz hem de kendi istediğimizi yapıyoruz. Şahane plan dedim. Bu arada Lola dışarıdaki ağaç dallarından korktuğu için dışarıya da değil pencerenin kenarında oturuyor. Pencerenin dışında aslında çok güzel bir locası var. Ben kitabımı okurken o da önce uyukluyor gibiydi. Böyle gözler açılıyor kapanıyor. Tamam dedim uyuyacak aa, ama ama ama. Kendisini sabah sevdirmeyen Lola'mız akşam sevdirmeye karar verdi. Tamam ne güzel seveceğim dediğim anda hop kaçtı. Ve sıra geldi bizim akşam süslenme sefamıza. Lola aynanın karşısında ayna ayna güzel ayna var mı benden daha güzeli bu dünyada diye yaşama ve kendi güzelliğini sorgularken fırsatlı fırsat seveyim dedim. Çünkü Lola musluktan su içmeyi veya musluktan akan suyla oynamayı seviyor. Ama bunu yapmak için önce benden bir destek bekliyor. Enteresandır ben onu sevmeden bu aksiyonlar asla hayata geçmiyor. Bugün kızımız her konuda nazlı olduğu gibi musluktan su içmek veya o suyla oynamak konusunda da aynı şekilde nazlı. Bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Tam içecek diyorum patiyi sokuyor geri dönüyor. Tam tamam gidecek diyorum yok yok ben içeceğim diyor. Böyle baya bir ileri bir geri turlarımız oldu ve... Sonunda tabii ki kazanan yine Lolo oldu. <laughs> Suyunu içmeden Hatta suyla oynamadan yatmaya karar verdi. Ve böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Hepinize çok çok güzel bir gün dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay. Lola da Aynalı ile vedalaştıktan sonra o da size vedalaşıyormuş. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.